Siber istihbarattan sorumlu 8200 birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı Geliot isimli karargahın yakınlarında otobüs bekleyen askeri personel bir kamyon tarafından ezildi. En az bir kişi öldü, 6'sı ağır, yaklaşık 40 kişi yaralandı. İsrail'de Tel Aviv kentinde dikkat çeken bir operasyon yapıldı. Filistin asıllı bir İsrail vatandaşı otobüs durağında bekleyen askeri personeli kamyonla ezdi. Olayda en az bir kişi öldürüldü, en az 6'sı ağır, yaklaşık 40 kişi yaralandı. Saldırı İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı Geliot isimli karargahın yakınlarında düzenlendi. Hizbullah ise kuzeyden İsrail'i vurmaya devam ediyor. Hizbullah güçleri İsrail'in askeri üslerini ve yasa dışı yerleşimlerini hedef aldı. Atılan roketler yasa dışı yerleşimlerdeki konut ve araçlara zarar verdi. Bazı İsrailliler yaralandı. Hizbullah askeri medyası, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini hedef almadan önce 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı. Açıklamada bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami direnişin de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler ifadelerine yer verildi. Hizbullah direnişini kıramayan İsrail ise Lübnan'da sivil yerleşimlerde yasaklı fosfor bombası kullandı. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi. Kassam Tugayları ise Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürdü. İsrail askerlerinin saklandığı evi makineli tüfek ateşi altına alan direniş güçleri daha sonra evi havaya uçurdu. Cepheden askerlerin ard arda gelen cenazeleri ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor. Son bir haftada aralarında yüksek rütbeli subayların da bulunduğu 20'nin üzerinde İsrail askeri öldürüldü. Son olarak Netanyahu, Aksa tufanı harekatında öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen törende konuşurken protesto edildi. İsrailler Netanyahu'nun konuşmasına izin vermedi. Ayrıca İsrail halkı meydanlarda ve sokaklarda esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteriler düzenledi.